Çok sevilen ve istenen serimiz Kurtlar Vadisi detayları videosu ile sizlerleyiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ek olarak Instagram adresinden de bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Kurtlar Vadisi dizisinin en karanlık karakterlerinden biri Abdülhey Çoban'dı. Polat Alemdar gibi Aslan Akbey tarafından çocukluğundan beri yetiştirilen bu ismin esas adı Zülfü Yüksel'di. Abdülhey Çoban, Aslan Akbey'in ölümünün ardından Polat'la yapmış olduğu konuşmada Aslan Bey'in onu yeni görevi için çağırdığının ertesi gününde Polat'ın karşısında olduğunu söylemişti. Aslan Bey ne zaman çağırdı seni? Çağırdığının ertesi günü karşındaydım. Yeni görevin bu dedi. Mafya babasını koruyacaksın. Abi niye senin bizden olduğunu söylemedi? İki kişinin bildiği sır değildir Abdülhey. Bu diyalog bizlere önceki videolarda tespit ettiğimiz bazı hususların aydınlatılmasında bir fikir vermektedir. Yani ne Ali Candan'ın mevlüt töreninde limonata dağıtan Abdülhey ne de adliyede bekleyen bir adam olan Abdülhey aslında sıradan birer kast örneğiydi. Peki diziye sonradan dahil olan bu ismin ve Aslan Akbey'in arasındaki ince ilişkiyi dizide hiç fark ettiniz mi? Bildiğiniz gibi Aslan Akbey dizi boyunca Abdülhey ile hiçbir araya gelmemiş ve görüşmemiştir. Yani bu görüşmeler olduysa bile seyirciye asla gösterilmemiştir. Fakat Aslan Akbey ile Abdülhey aslında devamlı bir koordine içerisinde çalışmakta ve Polat Alemdar'ı gözlemlemekteydiler. Bunun en somut örneğini dizinin 31. bölümünde görmekteyiz. Süleyman Çakır'ın hapishanede olduğu ve Polat Alemdar'ın polisler tarafından arandığı bölümlerin belki de en önemlilerinden biri olan 31. bölümün ilk sahnesinde Polat Alemdar ve Elif Eylül bir bankta oturmaktadır. Bu banka Elif gelmeden evvel Abdülhey kendisini Polat'a göstermiş ve tanıtmıştır. Elif Eylül ve Polat Alemdar bir süre sohbet ettikten sonra polisler Polat Alemdar'ı fark ederler ve kovalamaya başlarlar. Polat Alemdar bir süre kaçmanın ardından karşısında bir minibüs bulur ve minibüsün içinde Aslan Akbey vardır. Aslan Akbey polislerden kaçan Polat Alemdar'ı kurtarmayı başarmıştır. Peki Aslan Akbey Polat Alemdar'ı nasıl bulmuştur? Eğer buna koca Aslan Bey attığı adımı bilir diye cevap veriyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü zamanında defalarca kaçırılan Polat Alemdar'ı Aslan Akbey kurtarmak istese yerini dahi kaçırılmadan biliyor ve kurtarıyor olurdu. Aslında burada Polat Alemdar'ın devletle çatışmasını istemediği için Aslan Akbey olaya müdahale etmektedir. Ve Abdülhey ile görüşmesinden neredeyse 10 dakika sonra Polat'ı bulmaktadır. Burada verilen esas mesaj aslında en başında Abdülhey'in Aslan Akbey'in adamı olduğu mesajıdır. Çünkü satır aralarında bu bariz bir şekilde görülmektedir. Polat Alemdar'ı bulan Abdülhey bu durumu Aslan Akbey'e iletmiş ve Polat Alemdar'ın Aslan Akbey ile kaçmasına olanak sağlamıştır. Yani aslında daha ilk sahnesinde Abdülhey Çoban'ın devlet görevlisi olduğu hissettirilmiştir. Toplamda dostlar 20 milyon gibi bir emekli olacak yani Türkiye'de. 20 milyon ciddi bir rakam. Yani şöyle diyeyim, Yunanistan'ın nüfusu da 10 milyon. Yani bir mukayese ettiğimizde olayın ciddiyetinin farkına varın. Yaşlı nüfusumuzun. Bir de zaten gündem hem de sürekli hani bir Türkiye-Yunanistan çekişmesi var ya, yani bize racon kesen Yunanistan'a bu 20 milyonluk eli boş dayıyı salsa neler olur düşünün. Yani inanın Atina'ya girmemiz 5 dakika. Vadi videosuna biraz ara vererek sizlere başka bir kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Aranızda illaki günümüz dünyasındaki ekonomik şartlardan dolayı borsayla ilgilenenler vardır. KFK medya şirketi olarak imtiyaz sahibi olduğumuz diğer kanallardan biri olan Borsadan Hisse kanalında sizleri çok kolay bir şekilde finansal okuryazar haline getirebiliyoruz. Gerek ekonomiden, gerek borsadan, gerek coinlerden yani finansa dair her şeyden bahsediyoruz. Alanında uzman isimlerin anlatımlarıyla, yatırım tavsiyesi olmayan bazı tüyolarıyla sizleri finansal olarak özgür kılmayı amaçlıyoruz. Sizler de eğer biraz borsaya meraklıysanız ve günümüz ekonomisinde bir ek gelir arayışındaysanız lütfen Borsadan Hisse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Linki açıklamalarda bulabilirsiniz. Dizinin 36. bölümü en kritik bölümlerden biriydi. Süleyman Çakır aylar süren intikamını almış ve tombalacı Mehmet'i Baron Mehmet Karahanlı'nın emriyle ortadan kaldırmıştı. Bölüm sonunda ise
ise Süleyman Çakır altı babaya hükmedecek olan İstanbul sefiri seçilmişti. Bu bölümün en kritik sahnelerinden biri ise İplikçi Nedim, Kılıç, Samuel ve Baron Mehmet Karahanlı arasında geçen diyaloglardan oluşmaktaydı. Elbette ki koskoca baron sırf Süleyman Çakır'ın gönlü olsun diye ona tombalacıyı vermemişti. Esas mesele bambaşkaydı. Tombalacı Mehmet Ruslarla iş yaparak başı bozuk hareket etmeye başlamış ve baronun güvenini kaybetmişti. Tombalacının oldukça güçlü olarak lanse edilen Musevi karısı Esther Hirsch ise bu durumdan rahatsızdı. Fakat ortak çıkarlar uğruna susmayı kabul etmişti. Tüm bu toplantı sona ererken kamera yavaş yavaş geriye doğru geldi ve ekrana devasa bir aslan heykelinin sureti vurdu. Burada yine dizinin görüntü yönetmeni müthiş bir oyun yapmıştı. Onun sayesinde Aslan Akbey'e vurgu yapılmıştı. Yani seyirciye hiçbir şey aranızda kalmaz. Her şey devletin yani Aslan Akbey'in bilgisi dahilindedir mesajı verilmişti. Dizide karakterlerin kurdukları cümleler ve ruh halleri özenle seçilmiş ve kurgulanmıştır. En sert karakterlerin duygusal hallerini ve en naif karakterlerin öfkeli hallerini görmeye oldukça elverişli olan bu dizide İnsaf kalmamış beni Adem'de, anamı ağlattılar acı bademde. Özellikle Aslan Akbey için bu sahneler neredeyse yok denecek kadar azdır. Çocuğu gibi gördüğü Polat Alemdar'dan gülümsemeyi bile esirgeyebilen bu adam bir sahnede ise oldukça duygusal görünmüştür. Dizinin 26. bölümünde Polat Alemdar oldukça büyük bir buhranın içine girmiştir. Ailesine oldukça yakın ama bir o kadar da uzak olan Polat Alemdar bu buhranın içindeyken üstüne bir de Hikmet'le kavga eder ve alt üst olmuştur. Çaresiz bir şekilde tek dostu olarak gördüğü akıl hocası Aslan Akbey'in yanına giden Polat Alemdar ona içini dökmeye başlar. Bu sahnede Polat Alemdar'ın dertlerine bir nebze deva olmak isteyen Aslan Akbey ona nasihat vermesinin ardından Polat Alemdar ondan bir konuda rica eder. Bana öğret der. Her şeyi öğrettin. Bu işlerin üstesinden gelmeyi de bana öğret. Aslan Akbey bu isteğin üzerine şu cevabı verir. Maalesef Ali, bunu ben senden öğreneceğim. Senden bu dünyada bir tane daha yok. Aslan Akbey'in bu sahnede Polat Alemdar'a Ali demesi aslında karakterin yaşadığı duygu durum değişikliğini çok iyi bir şekilde vurgulamıştır. Ali'yi sırf intikamı için yetiştirmiş olsa da Aslan Akbey'in bile bir insan olduğunu ve değer verdiği, zaafı olan tek varlığı için canının yandığı seyirciye bu sahnede aktarılmıştır. Dizide karakterlerin duygu durumları incelikle işlendiği gibi aynı zamanda hassas düşünceleri bile seyirciye aktarılmıştır. Mehmet Karahanlı ve ailesini ortadan kaldırmak üzere gönderilen iki ajandan biri olan Feraye'nin bir sahnesi bu duruma oldukça güzel bir örnek teşkil etmektedir. Ek olarak bu video eğer 15.000 beğeniye ulaşırsa Kurtlar Vadisi karakterlerinin en esrarengizlerinden biri olan Feraye'ye dair videoyu sizlerle buluşturacağız. Mehmet Karahanlı'nın evine hizmet görevlisi olarak giren Feraye esasen Mehmet Karahanlı'yı öldürmek için gönderilen bir tetikçidir. İnce ince planını işleyen Feraye ne hikmetse Nergis Karahanlı'nın rüyası ile deşifre olur. Tabii buna şaşırmamak lazım. Sonuçta 30 sene yatakta vakit geçirip 10 günde yemek masasında kibarlık yapabilecek Nergis Karahanlı da baron kadar kudretlidir. Biraz dinlenelim mi anne? Kandırdı beni. Gözlerin mi? Mehmet'in gözlerini görüp de ona kanmayacak hiç kimse yok. Feraye'nin bir sahnede yapmış olduğu bir hareket ise bahsettiğimiz konuya bir örnek teşkil etmektedir. Mutfakta bulmaca çözen Safiye Karahanlı yeni işe giren bu kadınla sohbet etmek ister. Ona bazen bulmacalarla alakalı, bazen de özel hayatı ile ilgili sorular sormaktadır. Feraye'ye ailesi hakkında sorular soran Safiye, cevabı beklerken kamera Feraye'yi göstermektedir. Feraye'nin burada duraksadığı ve vermesi gereken cevapları düşündüğü bariz bir şekilde gösterilmiştir. Kardeşin var mı? Üvey kardeşim var. Erkek mi kız mı? Erkek. Senden büyük mü küçük mü? Büyük. Abin yani? Evet. Ne iş yapıyor? Üvey kardeşim doktor.
Burada Feraye'nin kendine ezberletilen bütün olayları düşündüğü ve doğru cevapları verebilmek adına duraksadığı görülmektedir. Bu küçük ayrıntı bizlere yine dizinin en ince detaylara bile ne kadar çok önem verdiğini göstermektedir. Dizide yer alan diyalogların ve olayların birbirleriyle bağlantılı olduğunu defalarca söyledik. Bu bağlantı bazen diyaloglarla, bazen ise hiç konuşmaya gerek kalmayan ufak anlarla gösterilmişti. Bu durumun sessiz sedasız gerçekleşen en güzel örneğini ise 92. bölümde görmekteyiz. Polat Alemdar'ın Safiye tarafından vurularak aldığı yaraya rağmen Nizamettin'i yakalamasının ardından Elif'in ameliyat vakti gelmiştir. Elif'in ağır bir ameliyata gireceğini öğrenen Polat Alemdar ne pahasına olursa olsun ziyaret etmek ister ve bir helikoptere atlayarak yola çıkar. İstanbul semalarında seyahat eden Polat Kız Kulesi'nin üstüne gelmiştir. Elif Eylül ile kah Ali iken, kah Polat iken sık sık Kız Kulesi'nde vakit geçiren Polat Alemdar için bu mekanın önemi oldukça fazladır. İşte bu yüzdendir ki bütün yol boyunca sakin kalan yarası tam Kız Kulesi'nin üstünden geçmeye başladığında kanamaya başlar. Bu durum şüphesiz o mekanı gören Polat Alemdar'ın acılarının daha fazla artmasındandır ve bu detay da bu durumu oldukça iyi aktar. Vadi sahneleri kadar müzikleriyle de kendisinden söz ettirmeyi başaran ve iz bırakan bir diziydi. Belki de bilinen birçok güzel eser Vadi sayesinde tekrar hatırlanmış oldu ve dillere pelesenk hale geldi. Dizi bırakın bu müziklerin güzelliğini, kullanılan müzikler aracılığıyla dahi mesaj vermeyi ihmal etmemişti. Bildiğiniz gibi dizide en çok korkulan karakterlerin başında Laz Ziya gelmektedir. Laz Ziya kendi evlatlarını, damadını, hatta 40 senesini geçirdiği Orhan'ını bile öldürmeyi düşünebilecek kadar gaddar ve sert bir karakterdir. Laz Ziya'nın ilk sahnelerinden son sahnelerine kadar ise onunla birlikte neredeyse rol arkadaşı olmuş olan bir türkü sürekli çalınmaktadır. 1973 yılında Giresun Görele türküsü olarak Ömer Akpınar tarafından TRT repertuarlarına verilen bu türkü hepimizin bildiği Oyasiye türküsüdür. Zaman zaman dertliyken, zaman zaman sinirliyken bu türküyü dinleyen Laz Ziya kendisiyle birlikte bütün Türkiye'ye de aynı anda bu türküyü dinletmiştir. Peki bu türküde verilen mesaj neydi? Tabii türkünün sözlerinin temeli olan Asiye ve Laz Ziya'nın ölümsüz aşkı olan Asiye'nin bir bağlantısı vardı. Fakat burada esas mesele sözlerde değil, tondaydı. Dizinin ilk bölümlerinde bu türkü çalındığı zaman oldukça tiz ve ince bir tonda dinlenmekteydi. Fakat bölümler ilerledikçe ve Laz Ziya yavaş yavaş güçten düşme, adeta ölüme yaklaşmaya başladıkça müzik o kadar pes bir hal almıştı ki adeta en kalın tonda çalmaktaydı. İşte bu detay da izleyicilere sadece görsel olarak değil, işitsel olarak da birçok mesajın verildiğinin en güzel örneğiydi. Dizi her ne kadar birçok detayı barındırsa da bazı konularda çok da dikkatli davranmayabiliyor. Yüzümüzü gülümseten ve gururla izlediğimiz iki karakter, Seyfo Dayı ve Duran Emmi. Bu iki karakter şüphe yok ki her vadi seyircisinin sevdiği karakterlerdi. Ve her vadi izleyicisinin muhakkak fotoğraf çektirmek isteyeceği kahvehanenin yeri de ayrıydı. Fakat bu iki karakter arasındaki ilişki maalesef ufak bir detay atlanarak tasarlanmıştı. Dizide rol gereği Seyfo Dayı'nın dayısı rolünü oynayan Duran Emmi, yani Kurtuluş Şakir Ağoğlu 1951 doğumluydu. Fakat Seyfo Dayı'yı, yani Duran Emmi'nin yeğenini oynayan isim Nihat Nikerel ise 1950 doğumluydu. Yani aslında Seyfo Dayı Duran Emmi'den büyüktü. Ama olsun, bunca detay içerisinde bu kadar hata olur. Ayrıca dizinin hatalarını incelememizi istediğiniz bir video görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.